Türkiye devletinin buradaki stratejisi hem herkesle beraber hem hiç kimseyle olmamak mı? Bakın, çünkü bir bakıyoruz mesela işte Rusya ile diyalog, İran'la. Biz Müslümanız. Tamam, ama bizim ilkesel duruşumuz çok nettir. Hı. Biz yeryüzündeki bütün Müslümanlarla müttehidiz. Tamam. Tamam. Bunu tartış. Dünya beşten büyüktür. Zalimin yanında yer almayacağız. Bunu evet, hep söylüyoruz. Ama DSO'nun yanında yer alacağız. DSO işte bu, ama bu kuşatmanın i̇şte bu bir parçası DSO. Sadece demin söylediğin tamam. Denge politikasını uygularsanız, sadece denge ise mesela. Sadece denge işte değil tabii ki, olmaz. İkincisi. O dengenin ama çıkış noktası, o sizin söylediğiniz erdem değil mi? O prensipler değil, işte. Mi? Olmamalı. O olmadı işte, problem o. Niye onu siz, yani sizce yok mu? Yani bir DSO üzerinden koskoca Türk Devleti'ni 2002 yıllık tarihi. DSO değil. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni de bunun içine sokar. Onu da pasif. Covid'i de sokar. Onu da pasif. Şimdi bana saydırma. Söylediğim her söz. Tamam. Sözünüzü kesmeyip size anlatın o zaman. Tamam. Aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Bak ona göre. Şimdi ikincisi... Siz bir de mahkemeye çıktınız. Onu konuşacağız daha. 25'indeydi değil mi? Doğru. Tabii. Evet. Yani, neyse. Dönelim konuya. Erdemli insanlar ve mazlumlarla müttefik olacağız. Bunu devlet bazı şeyleri söylemiyorsa sivil toplum üzerinden söylersiniz, dini yapılar üzerinden söylersiniz. Yani onların da bunu söyleme hakkı olduğunu söylersiniz ama her şeyin sorumluluğunu siyasete bağlarsanız ne medya kalıyor, ne sivil toplum kalıyor, ne elinizde enstrüman kalıyor. Bu felaket bir şey. Yani işte ondan sonra Doğu Türkistan hakkında konuşan sivil toplum örgütlerini bastırmaya kalkarsanız olmaz. Bizim çok açık ve deklare edilmiş mutlak bu. Bunun için gerekirse ölürüz. Allah bize zaferi verecek de, yenilgiyi verecek de Allah'tır. Tamam. Onun ipinden tutunacağız. Demek ki birincisi Müslümanlarla müttehidiz. Her Müslümanla her konuda da işbirliği yapmak zorunda da değilim. İslam işbirliği devletler arasında. Ülke birbiriyle savaş halinde şu. Tabii yani onları, bakın ikincisi erdemli insanlar ve mazlumlarla. Bütün Afrika Asya'daki birçok mazlum ülkeyle ben beraber olduğum gibi İsrail içinde bile benim müttefiğim olabilir. Erdemli ise İngiltere'de benim müttefiklerim olur. Amerika'da müttefiklerim olur. Rusya'da benim müttefiklerim. Hindistan'da, Çin'de benim müttefiklerim olabilir ve olmalı. Firavun'un sarayında iman Musa'lar eden bir adam vardır. İman edenin dışında bu. Müellefetül kulub olan. İman eden kardeşim zaten. Tamam. Yani benim müttehidim her yerde var. Müttefikim de var. Üçüncü kategorisi, bizim medeniyetimizin saç ayağının üçüncüsü itilaf. Başkalarının temel haklarına yönelik açık ve yakın bir tehlike oluşturmayan ama değer üreten, yani değer üretmeyen insanlarla da kaybedecek zamanımız yok bizim. Değer üreten ve başkalarının temel hak ve hürriyetlerine yönelik tehdit oluşturmayan herkesle. Bakın erdem de içermiyor. Din kardeşi de diyelim. Onlarla nimet ve külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştirebilirim. Dolayısıyla benim yeryüzünde işbirliği yapamayacağım hiçbir ülke ya da halk yoktur. Herkesle biz işbirliği yapabiliriz. O zaman kendi medeniyetimizin kavram ve kurumlarıyla bu meseleyi düşünelim. Ama tabii onu hangi akademiyle yapacaksın? Onu hangi bürokrasiyle yapacaksın? Onu hangi medyayla yapacaksın? Bu sentetik etmet dahlığına soyunan medyayla mı? Toplumsal cinsiyet konferansını iki gün sonra yapmak isteyen mi? Bizim sivil toplum örgütleriyle mi? Ruh sağlığı konferansı düzenleyen bizim sivil toplum örgütleriyle mi? Ruh hasta olur mu İslam'da? Allah'tan nefadır o. İnsanı mukaddes kılar. Hiçbir marazı olmaz asla. Kelimeler, kavramlar. Ama şimdi girin internete bakın.